Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan yurttaşların, erkek olsun kadın olsun, insanların eşitliğine inanmaları gerek. Şu anda müthiş bir eşitsizlik var. Her alanda, daha doğumdan başlayan beslenmede, giyinmede, aile içinde değerlendirilmede eşitsizlik var. Karakola gidiyor, kadın dayak yedim kocamdan, çürük içindeyim diyor. Komiser diyor ki kocandır, döver de söver de. Evleniyor, gidişin olsun da gelişin olmasın. Aile gönderiyor koca evine. Yani bizim bu yanlış geleneklerimizden sıyrılmamızdan, aile içi infazlar hala sürüyor. Aşiret düzeninde kız bilmem pastaneye gitti, arkadaşıyla oturdu diye kıtır kıtır kardeşine kestiriyorlar. Adalet yerini buldu diye. Bugün imkanlar olduğu takdirde köyde de olsa kadınlar saçlarını süpürge edip kızlarının kendi kaderlerini paylaşmamasını isterler. Hani kız çocuğunu okutmalısın demekle olmaz. Bu olanakları yaratmak lazım. Yatılı kız bölge okulları kurarsak niye kızlarını göndermesinler, eğitmesinler? Hakikaten -45 derecede çocuklar okula gidiyor. Bir kız çocuğunu o zorunlu durumda nasıl göndeririz? Üst yok, baş yok, ayakkabı yok. Bari oğlan gitsin, bir ayakkabı varsa evde, 11 çocuk varsa kızlar otursun evde diyebiliyor insanlar. Yani bizim olayı daha global düşünmemiz lazım. Bu geri kalmışlık sorunu. İnsanların isteksizliği sorunu değil. Çağdaş kadın kendini birey kabul eden, eşit kabul eden, kendi ayakları üzerinde duran ve kendi ekonomisini sağlayan, ekonomik durumunu da ayarlayan, çalışan, cebinde parası olan ve kendi kararlarını veren, evlenme kararı, çocuk yapma kararı, hangi işte çalışacağı kararı ve kocasıyla nasıl anlaşacağı kararı. Bunların örnekleri var, yok değil. Yani insanlar birbirleriyle evlenirken bir sözleşme yapıyorlar. Dayak yemeyen, efendim çocukların önünde aşağılanmayan bilgili, eğitimli bir kadın, çağdaş kadın. Ama çağdaş kadın olmak isteme arzusunun yaratılması lazım. Ben başıma gelen her olayda bir üniversite daha bitirdim diyorum. Öğrenciyken ben evlendim, çocuk doğurdum, arkasına tüberküloz oldum. 13 ay yüzük oyun yaptım, ameliyatlar oldum. Şimdi ağrı nedir, hastalık nedir, ızdırap çekmek nedir, bunları çok iyi biliyorum. Ondan sonra öğrenciyken daha cüzdanlarla tanıştırdılar bizi. Ve o anda onlar işte kötüdür, tehlikelidir, uzak durun öğretisi. O anda ben burada bir yanlış var diye düşündüm. Hep onu düşünürüm zaten. Aklıma yatmayan bir şeyde bir yanlış vardır diye bu noktaya geldim. O zaman doğruyu buluyorsunuz. Ve o anda bunun yanlış olduğunu düşününce gidip doğrusunu öğrenmeye başladım. Doğrusunu öğrenince önümde bir ufuk açıldı. Büyük bir haksızlığa uğrayan kitle var. Bu bütün dünyada geçerli. O halde bu insanları haksızlıktan kurtarmak için neyi kullanabiliriz? Bilimi, aklı kullanabiliriz. Bilim ve akıl olayın içine girdiği zaman çözümler de birlikte oluyor. O çözümlerde siz gönüllü bir öncü olursanız arkası geliyor. Biz hep sorun yaratıyoruz. Sorun, sorun, sorun ama çözümü getiren çok az insan var. Erkeklere yapılan bir güdüleme var. Çocuk doğuyor, eline silah veriyoruz. Sen baba olacaksın, sen polis olacaksın, sen öldüreceksin, bom bom bom. İşte sen büyüksün, sen güçlüsün. Erkeği kas gücüne yönlendiriyoruz ve üstün olmaya yönlendiriyoruz. Bunun olmaması gerekiyor. Dolayısıyla babanın da anne gibi bir demokratik aile içinde eşit olduğunu çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor. Yani çocuğun, annenin ve babanın eşit hakları olduğu bir demokrat aile oluşturursak ancak geleceğin eşitlikçi, kendisini kas kuvvetiyle döverim söverimle ispatlamayan ama aklıyla, düşünceleriyle, davranışlarıyla insanların birbirine eşit olduğu bir dünyayı yaratan kadının yarısı olarak niteliyorum. Çocukluğumuzda biz keman dersi aldım ben ama hiç yeteneğim yok. Sevgim var da yeteneğim yok ama yani sanatçı dostlarımız var. Okuyorum, yazıyorum. Sanat benim gıdam ama böyle iddialı bir şey değil.
Fakat müzik yani çalışırken müzik dinlerim örneğin. Gidebildiğim kadar tiyatrolara, sinemalara giderim. Ve sanatın her zaman yanındayım. Ya zaten bu bütünlüyor insanı. Eğer siz sadece işkolik bir insan haline gelirseniz çok sinirli, sıkıntılı olursunuz. Ben hiçbir zaman işkolik olduğumu kabul etmiyorum. Birçok şeyi bir arada yürütüyorum. Ve mutlu insanım işte, görüyorsunuz. Kendimi hala 30 yaşında hissediyorum. Bunlar bir kazanım. İstiyorum ki herkes benzer şeyler yapsınlar, bir ucundan tutsunlar, bir sorumluluk alsınlar. Yani para kazanma karşılığı değil, gönüllü bir sorumluluk alan her insan çok daha olduğundan fazla mutlu olur.